Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dinozor, diğer videoda gösterdiğim gibi dinozor kitabımı inceleyeceğiz. Şöyle. İlk olarak Diplodocus, Allosaurus, Stegosaurus ve tuhaf canlıları inceleyeceğiz. Sonra Tyrannosaurus, Ankylosaurus, Mayasaurus, Velociraptor, Triceratops'u inceleyeceğiz. Sonra yemek zamanı ve saldırı halinde inceleyeceğiz. Ondan sonra bu kadar. Şimdi hemen geçelim. Diplodocus. Bu çok uzun bir dinozor arkadaşlar. Diğer videoda bahsettiğim Argentinosaurus ve Brachiosaurus'tan, yani onun boylarında. Şimdi okuyayım size. Milyonlarca yıl önce Dünya sıcak ve nemli bir gezegendi. Uzun ağaçlar, rutubeli bataklıklar ve gür çalılıklar yeryüzünü kaplıyordu. Dinozor dediğimiz devasa canlılar gezegenimizde yaşıyorlardı. Resimde gösterilen Diplodocus en uzun dinozorlardan biriydi. Resimdeki uzun boylu dev dinozor Brachiosaurus'un maketidir. Çoğu dinozorun aksine ön bacakları arka bacaklarından daha uzun. Bakın, arka bacakları daha kısa, ön bacakları daha uzun. Arka bacakları daha kısa, ön bacakları daha uzun. Diğer dinozorlarınki eşit. Burayı da okuyayım. Bulabiliyor muydun? Tüm dinozorlar dev gibi değildi. Compsognathus adlı dinozor yaklaşık bir tavuk büyüklüğündeydi. Allosaurus. Vahşi Allosaurus ormana doğru saldırdığında diğer dinozorların çoğu can havliyle kaçışırdı. Allosauruslar otçul dinozorlarla beslenmeye bayılırdı. Bu etçil dinozorun sivri uçlu 70 tane dişi vardı. Allosaurus'un kükremesi muhtemelen gök gürültüsüne benziyordu. Allosaurus'un kocaman açabildikleri çok geniş ağızları vardı. Bu canavar küçük dinozorları bir bütün olarak yutabilirdi. Bir Allosaurus'un kafatası. Allosaurus kafatasındaki boşlukları dev kafasının hafif olmasını sağlıyordu. Stegosaurus. Göstereyim arkadaşlar. Bu da Stegosaurus. İki sıra halindeki kalkanlar Stegosaurus'un sırtında ve kuyruğunda bulunuyordu. Benim kendi bildiğime göre başka, mesela T-Rex onu böyle ısırmaya çalıştığında o ağzına batıyor ve onun sırtından ısırmasını engelliyordu. Kuyruğunu da savunmak için kullanıyordu. Stegosaurus'un sırtındaki kalkanlar o kadar büyüktü ki bunların bir tanesini arkalık olarak kullanabilirdi. Diğer sayfaya geçelim. Boing. Tuhaf canlılar. Vahşi Pterodactylus kocaman deriye benzer kanatlarını çırparak havada hızla uçardı. Bunlar deriye benzer kanatları. Elemosaurus diğer deniz canlılarını avlardı. Aynı avını yakalamak için uzun boynunu kullanırdı. Ophthalmosaurus'un bulanık sudaki lezzetli balıkları görebilmesini sağlayan kocaman gözleri vardı. Bakın, kocaman gözleri var. Burada da bu tuhaf görünümlü balığın adı Quelacatu. Ve bu balık hala yaşıyor. Bu balıktan hala varmış. Yani o kadar uzun süre yaşamış ki bu balıktan hala varmış. Bunu geçelim. İşte Ankylosaurus. Kuyruğun ucundaki taş gibi tokmaklarla düşmanını havaya fırlatırdı. Ankylosaurus'un kalın ve yamru yumru bir deriyle kaplıydı vücudu. Yani bu derisi çok sert. Yani gene T-Rex bunu ısırmaya çalıştığında ısıramaz yani. Çünkü kaplumbağa gibi sert bir kabuğu var. Kaplumbağa kadar
şey kırılgan değil ama. Ankylosaurus'la akraba bir dinozor türünün sert ve kemikli bir karnı vardı. Üzerinde zıplasan bile karnı içine göçmezdi. Bu da Mayasaur'a. Adının anlamı seveceğin anne kertenkele. En büyük dinozor yumurtası bir futbol topundan biraz daha büyüktü. Bu yumurta muhtemelen Heyselasaurus pirisatus'undu. Bir yuvada yaklaşık 11 tane yavru oluyordu. Bu yavru daha yeni yumurtadan çıkmış. Tıpkı annesinin küçüklük haline benziyor. Daha yeni yumurtadan yeni çıkmış. Anne Mayasaur'a kumdan yaptığı sıcak yuvaya yumurtalarını bırakırdı. Anne dinozor yavrularını beslemek için yuvaya lezzetli bitkiler getirirdi. Şimdi diğer şeye geçelim. Tamamdır. Velociraptor. Velociraptor hızlı bir koşucu ve usta bir avcıydı. Muhtemelen bu küçük dinozorlar sürü dediğimiz gruplar halinde avlanıyordu. 5 ya da 6 Velociraptor birleşerek büyük bir ordu alt edebilirdi. Kuvvetli çenesi ve keskin dişleri avını kapıp parçalara ayırmak için idealdi. Çok uzun pençesi diğer dinozorlar savaşırken çok işine yarıyordu. Velociraptor güçlü arka bacaklarıyla çok hızlı koşardı. Velociraptor'un akrabalarından biri bu devasa ayak izini bırakmış. Ayak izi milyonlarca yıldır bu kayada duruyor. Bu kayada mıymış? Ben göremedim ama. Triceratops. Triceratops dünyada yaşamış son dinozorlardan biriydi. Bu dev canlı etrafta ağır ağır gezinir, ağzına dair bitkiler arardı. Muhtemelen kendi türündeki dinozorlarla birlikte toplaşıp sürü dediğimiz büyük gruplar halinde yaşardı. Bu üç sivri boynuz çok güçlü silahlarıydı. Adının anlamı da zaten üç boynuzu üstad çünkü suratında 3 tane boynuz var. Bunu biliyor muydun? Dinozorların milyonlarca yıl önce soyları tükendi. Bunun sebebi dünyaya çarpan devasa bir göktaşını yarattığı dev toz bulutunun güneş ışığını kesmiş olması olabilir. Güneş ışığı olmadan dinozorlar yaşayamaz. Evet, bakalım bundan sonra bir şey yap. O zaman hemen geri gidiyoruz. İşte saldırı halinde. Pterokilios, Allosaurus, Stegosaurus ve Diplodocus. Bunlar. Diğerine geçelim. Saldırı halinde geçelim. Tyrannosaurus, Mayasaur'a, Velociraptor, Triceratops. Biz bir şey mi geçtik? Sanki Triceratops şey vardı burada. Tyrannosaurus vardı burada. Bakalım. Bakalım ne atlamışız hemen. Tyrannosaurus'un arka bacağı yaklaşık 1 metre uzunluğundaydı. Yani yaklaşık bir beyzbol sopası kadar. Tyrannosaurus'a ait bu dişin boyu bir yetişkinin elinden bile daha uzun. Tyrannosaurus dişini kaybettiğinde yerine yenisi çıkıyordu. Bu kocaman ve kavisli dişleri bıçak kadar keskindi. Şimdi size birkaç resim göstereceğim şu an tablette. Bu kitapta olmayan Spinosaurus, Ankylosaurus, Troodon, Compsognathus, Smilodon, Argentinosaurus. Biraz yaklaştırayım görebilirsiniz diye.
Stegosaurus. Allosaurus. Velociraptor. Diloposaurus. Tyrannosaurus Rex. Parasaurolophus. Bu kadar. Evet hepinize evet arkadaşlar, bu video burada bitsin. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.